Sonuçta bu ilişkiler, temaslar önemli ama yani artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Ya da normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım. Benim şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bu hava savunma sistemini müttefiklerimden, başta ABD olmak üzere almak istedim, çaba sarf ettim. Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bir yerden almak durumundayım. Şimdi orta vadeli, uzun vadeli Eurosam'la anlaşmamız var. Ortak üretime de geçeceğiz. Ama şu anda benim acil ihtiyacımı karşılayacak bir müttefiğim yok maalesef. Amerika Patriot'ları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35 ile bile her gün ciddi işte tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz, bu olmaz. Hep böyle şartlar koşmaya çalışıyorlar. Ama benim hava savunmamı benim korumam lazım. Bu benim güvenliğim için elzem. Herkeste füze var. Bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Dolayısıyla bunu da anlamaları gerekiyor. Yani F-35'in biz ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye'de bunun bir parçasıdır. Ben istedim Türkiye çıkar. Bu yaklaşım yanlıştır. Uluslararası hukuk var. Ha, kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur. Bunu kendilerine de zaten söyledik. Biz Amerika ile olan tüm sorunlarımızı iki eşit ortak gibi konuşup çözüp yolumuza devam etmek isteriz. Tek tarafın baskısı